Ateşkes Anlaşması'nın uygulanması ile birlikte Pontus Rum Cemiyeti çalışmalarını daha da hızlandırdı. Yunan Başbakanı Venizelos'un desteği ile Trabzon Metropoliti Hristantos Ermenilerle işbirliği için Batum'a gitti. Yapılan görüşmeler sonucunda Ocak 1920'de Pontus Ermeni Anlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre İtilaf Devletleri'nin işgallerine yardım edilecek, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yapılacak silahlı mücadelede bölgede yaşayan Müslüman halk göçe zorlanacaktı. Bakalım verilen metinler hareketle hangilerine ulaşılabilir dedi. Azınlıklar kendi aralarında işbirliği içindedir bilgisine ulaşırız. Çünkü hem Ermeniler hem Rumlar bakın işbirliği yapmışlar. Zaten bunu da anlayabiliyoruz. Azınlıklar Anadolu'daki işgallere destek vermiştir. Bakın İtilaf Devletleri'nin işgallerine yardım edilecek diyor. Demek ki buna da ulaşırım. Azınlıklar yabancı devletler tarafından desteklenmiştir. Arkadaşlar azınlıkların yabancı devletler tarafından desteklendiğine dair herhangi bir şey buradan çıkmayacağı için üçüncü bilgimiz yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı 1 2'nin olduğu A seçeneğidir. Mustafa Kemal'in bu sözünde altı çizili bölüm aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin çalışmaları ile ilişkilendirilebilir? Ne yazık ki İstanbul ortamında düşmanlarımızdan daha çok hizmet edenler, amaçlarını kolaylaştıranlar bulunuyor. Bakın şu bölümü özellikle önemli gördüm. Burayı sizler için bir çizeyim. Düşmanlarımızdan daha çok hizmet edenler. Yani demek ki içimizdeki hainler diyebiliriz bunlara. Devam edelim. İşte onların yardımı ile ne yazık ki vatanımızın bazı noktalarında milletin bütünlüğünü, dayanışmasını dışarıya karşı yokmuş gibi göstererek ve memleketimiz içerisindeki karışıklığa işaret edecek bir durum vardır. Burada Mustafa Kemal'in bu sözünde altı çizili bölüm hangi cemiyetin çalışmalarıyla ilişkilendirilebilir demişti arkadaşlar. Bakın burada ben manda ve himaye isteyen bir cemiyet arayacağım. Çünkü kendi vatandaşlarımız bizi sırtımızdan bıçaklıyor. Düşmana düşmandan daha çok hizmet ediyor. Kilikyalılar zaten yararlı bir cemiyet. Mavri Mira azınlıkların kurduğu zararlı cemiyet. Ancak bakın azınlıklar Türk ve Müslümanların değil. İngiliz muhipleri cemiyeti işte burada manda ve himayeyi destekleyen cemiyet buydu. Milli Kongre yararlı cemiyet zaten bunu yapmayacaktır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti'nin İstanbul'daki yönetim merkezinin uygar ve bilimsel yollara başvurarak amaca ulaşabileceğini konusunda fazla iyimser olduğu anlaşılıyor. Gerçekten bu yolda çalışmalar yapmaktan geri durmuyor. Doğu illerindeki Müslüman halkın haklarını savunmak üzere Le Pays adında Fransızca bir gazete yayımlıyor. Hadisat gazetesini çıkarma hakkını üzerine alıyor. Bir taraftan da İtilaf Devletleri'nin başkanlarına ve İstanbul'daki temsilcilerine uyarı yazıları veriyor. Avrupa'ya bir kurul göndermeye girişiyor. Nutuk'tan alınan bu bölümden hareketle milli cemiyetler için çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? İşgallere karşı kamuoyu oluşturmaya çalışmışlardır bilgisine ulaşırım. Zaten gazete çıkartmaları bunu gösterir. Basın yayın yöntemini kullanmışlardır. Yine gazete çıkarmaları basın yayını kullandıklarının bir göstergesidir. Bölgesel hareket etmişlerdir. Bakın özellikle burada Doğu illerindeki Müslüman halkın haklarını savunmak dediği için bölgesel hareket ettiklerini de anlayabilirsiniz. Aralarında işbirliği ve dayanışma vardır. Buna dair herhangi bir şey buradaki yorumdan, buradaki metinden çıkmayacağı için dördüncü bilgi yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3'ün olduğu A şıkkıdır. Halide Edip Sultanahmet mitinginde Kuvayi Milliye ruhunu şu sözler ile ifade etmiştir. Kuvayi Milliye Osmanlı Devleti'ne bağlı bir kuvvet değildir. Türk milletine dayanan ve onun adına faaliyet gösteren bir direniş hareketidir. Bu hareket tek bir grup tarafından değil, topyekün Türk milletince gerçekleştirilmektedir. Kuvayi Milliye ruhu Türk'ün vatanseverliğinden doğmuştur. Şimdi baktığımız zaman buna göre Kuvayi Milliye ruhu Türk halkının aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilemez dedi. Vatan sevgisi yani Kuvayi Milliye vatanı koruyorsa demek ki vatan sevgisinden dolayı bunu yapıyordur. A şıkkına ulaşırım. Bağımsızlığa düşkünlük kesinlikle olur. Vatanını seviyorsan, vatanını kurtarmak istiyorsan bağımsızlığa düşkünsündür ve Kuvayi Milliye'yi kurarsın. Dayanışmaya verilen önem hep birlikte topyekün diyor. Bundan dolayı da D şıkkına ulaşırız.
Ancak milli egemenlik ilkesine bağlılıktan dolayı Kuvayi Milliye ruhu çıkmamıştır. Milli egemenlik halkın yönetime katılması demektir. Burada şöyle olsaydı doğru olurdu. Milli bağımsızlık deseydi doğru olurdu. Ancak burada cevabımız C şıkkıdır. İtilaf Devletleri Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerine uymayı gerekli bulmuyor. Birer bahane ile İtilaf donanmaları ve askeri İstanbul'dadır. Adana ili Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlar ile özel ajanlar faaliyettedir. Damat Ferit Paşa başkanlığındaki hükümet acizdir. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razıdır. Memleketin her tarafında Hristiyan azınlıklar gizli veya açıktan kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye, devleti bir an önce çökertmeye çalışıyorlar. Bakın bunu kim yapıyormuş? Azınlıkların bu durumu yaptığından bahsetti. Durumun dehşet ve korkunçluğu karşısında her yerde, her bölgede bir takım kimseler tarafından kurtuluş çareleri düşünülmeye başlanmıştı. Nutuk'tan alınan bu bölümden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Hemen bakalım. A şıkkı, İtilaf Devletleri antlaşma maddelerine uyma noktasında gevşek davranmıştır. Doğru arkadaşlar. Çünkü bakın birinci cümle Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerine uymayı gerekli bulmuyor dedi. Demek ki A şıkkına ulaştı. Anadolu'nun farklı bölgelerinde İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiştir. Nerelerin işgal edildiği ikinci sıradaki cümlede verildi. O yüzden B şıkkına da ulaşırım. Manda ve himaye fikri Anadolu'da kabul görmemiştir. Arkadaşlar bununla ilgili Nutuk'taki bu cümlelerde herhangi bir şey görünmedi. O yüzden buna ulaşamıyorum. Mevcut durumdan kurtulmak için farklı çözüm yolları aranmıştır. Bakın son bölüm her bölgede bir takım kimseler tarafından kurtuluş çareleri düşünülmeye başlandı bilgisinden de buraya ulaşırım. Ulaşılamaz olarak verilen cevabımız C şıkkıdır. Monros Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır. Buna göre çıkarımlarından kaç tanesi doğrudur? Bakalım hemen. Boğazlar İtilaf Devletleri'ne açılacak. Karadeniz'e girişler serbest olacak. Karadeniz ve Çanakkale'deki istihkamlar İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek. Osmanlı orduları terhis edilecek. Ordunun taşıt, araç, gereç, silah ve cephanesine İtilaf Devletleri tarafından el konulacaktır. Osmanlı Devleti'nin elindeki tüm savaş esirleri ile esir ya da tutuklu bulunan bütün Ermeniler serbest bırakılacak. Fakat İtilaf Devletleri'nin elindeki Türk savaş esirleri geri verilmeyecektir. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahip olacaktır. Vilayet-i Sitte denilen 6 Doğu ilinde herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal hakkına sahip olacaktır. Bakalım hemen. Birinci madde başkentin güvenliğini tehlikeye sokmuştur. Bakın boğazlar dediği zaman aklıma İstanbul Boğazı gelmeli. Demek ki bu madde İstanbul'un güvenliğini tehlikeye sokar. Çünkü itilafların eline geçecekmiş. Birinci bilgimiz doğrudur. İkinci madde Anadolu'yu savunması hale getirmiştir. Ordularımızın terhis edilmesiyle bizi savunacak hiçbir güç kalmamıştır. Bu da savunmasız hale getirmiştir bilgisini doğrular. Üçüncü madde devletler arası eşitlik ilkesine aykırıdır. Bakın onların aldıkları esirler serbest bırakılmayacak. Bizim aldığımız esirler serbest bırakılacak. Demek ki burada eşitlik ilkesine aykırı bir durum vardır. Dördüncü ve beşinci maddeler işgalleri hukuki bir zemine oturtmuştur bilgisi de doğru. Çünkü yedinci madde ve 24. maddeler Anadolu'yu işgale açık hale getiren maddelerdir ve hukuki zemin oluşturur. Dördüncü bilgi de doğrudur. Bize zaten kaç tanesi doğrudur demişti. Dördü de doğru. Cevabımız D şıkkıdır.